evi süpürdüm, yetişemedim. Ay hadi şöyle üstünü çekeyim sadece. Ay. Çok sıcak. Öldüm. Klima açısı açtı. Gerek yok. Yani şu an iyiyim. Yok, açık şu an. Açık şu an. Evet, gel içeri. Gel ben. Önceden. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda uzun süredir arkadaş olduğumuz bir arkadaşım var. Çok güzel açıkladı. Çok güzel. Ben şey hayatımda böyle bir güzel açıklama görmedim ama çok heyecanlıyım şu an. Benim yanımda olduğu için. Ne kadar kalplerimiz, düşüncelerimizdir. Merhaba. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Evet. Size tekrar bir arkadaşımı tanıtmak istedim. Böyle kahvelerimizde yaptık. Biraz sohbet ederiz. Tabii. Kendinden bahseder Elif. Elif. Bu kadar. Merhaba. Yani ben kesinlikle ilk defa yapıyorum. Burada kahveler karışmış olabilir. Yok, bu benim. Ha, tamam. Utangaç değilim Allah'tan. Patakile girebilirim yani şu an her şeye. Hadi birazcık bize kendinden bahset. Kendinden başlayayım. Benim adım Elif. Hı-hı. Betül'le ne zamandır arkadaşım? 3, 4, 9 sene olmuş Betül. Oldu mu? 6'dan hesapladım. 6'dan hesapladım. 3 sene oradan. Evet. 4 sene lise. 2 sene şimdi. 9 senedir arkadaşmışız. Bayağı olmuş. Bayağı olmuş yani. Bunu biz de bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Yeni hesapladık. Yeni hesapladık. Öyle. Yani baktım. Ben ilk arkadaşlığımızda döndüm şöyle bir. Sonra tekrar baktım. Dedim çok güzel. Benim arkadaşım olabilir. Yani benim arkadaşım olmalı dedim. Dahası. Öyle yani, çok atılgan bir insan olduğum için de. Yani olsun. Temizleyin. Atatürk'lü. Atatürk kahvelerimiz. Evet. Canlarımız harika. Elif'le dershanede tanıştık biz aslında. Normalde okul arkadaşı değiliz. Daha sonrasında olaylar gelişti ve... 6. sınıfta dershanede değil mi? Evet, 6. sınıfta dershanede. Anlatayım ben birazcık nasıl tanıştığımızı. İkimiz de sınıfta yeniydik, yani yeni açılmıştı dershaneler. Aynı sınıftaydık. Ben farklı bir yerde oturuyordum, Elif farklı bir yerde oturuyordu. Kesin en arkada oturuyordur. Hayır, sen ortada oturuyordun, ben en arkada oturuyordum. Sonra roller çok değişmiş. Böyle ben normal otururken Elif de benim ön tarafımda oturuyordu. Ve Elif sırada böyle oturması gerekirken şöyle falan oturup böyle herkese bakıyordu Elif. Sonra bakıyorum, kız bana bakıyor. Gözlerim radar, güzel kızı hemen gördüm. Ben de çok girişken bir insan değilimdir. Hani laf atmam böyle. Muhtemelen Elif bana laf atmıştır. Kesin. Arkadaşımız o şekilde başlamıştır diye düşünüyoruz. Sonrasında da benim okuluma geçme maceranı bence sen anlat. Ya sonra şey oldu. Okul değiştirme kararı aldık biz bir anda. Benim okuduğum okul aslında biraz kötüydü. Betül'e bazı sorular sordum. Saman altından birazcık bir soru yürüttüm yani. Evet, benim asla haberim yoktu. Ve anlamadı da işin. Yani garip tarafı, ben anlar diye umdum. O kadar da saf olduğunu bilmiyordum falan. Çok temiz kalbidir gerçekten. Sonra bir gün şey oldu işte. Soruyorum işte, sen saat kaçta geleceksin? Onları hatırlıyorum. Hı. Okulda saat kaçta geliyorsun? Servisle mi geliyorsun? Bir de üstüne şey vardı. İlk dersinle girişimde şeyler sormuştum. Evet. Çok iyi hatırlıyorum ki... Sınıfına gidip bir baskın yapacaktım aslında, planım oydu. Sonra teknoloji tasarım diye iğrenç bir ders vardı, o zaman hala var mı bilmiyorum. Ben severdim. benim becerim olmadığı için nefret ederdim ben. Bu işte o sınıftalardı yani, o atölyenin içindelermiş. Sonra işte ben gittim. Böyle bir şeylerle uğraşıyordu. Evet, çok iyi, ben önde masada bir şeylerle uğraşıyordum. Teknoloji tasarım böyle kendini vermiş böyle konsantre. Aynen. Sonra işte gittim. Böyle elim masaya çarptım. Sonra şöyle... O çarpışanını canlandırmak istiyorum ben ya. Nasıl? Ben şöyle duruyordum. Böyleydim böyle karşımda. Böyle geldim, elini böyle koydum böyle şak diye. Ben kafamı bir kaldırdım. Elif de şok oldum. Böyle gerçekten. Şak diye bir koydum. Şöyle. Evet. Ve kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Sonra şey zannetti böyle ilk başta. Birazcık öyle zannetmiş. Hani ziyarete mi geldin? Aynen. Gibisinden. Sonra bir baktı okulun üniformu. Sonra... bir şeyler böyle işte falan böyle bir sarılış falan. Evet, sevinmiştik. O zamanlar tabii korona yok, sarılıyoruz falan. Evet. Öyle yani. Öyle bir tanışma maceramız, anımız var. Çünkü ben normal biri değilim. Evet. Elif'in böyle hayatında her gün yaşadığı gariplikler vardır genelde ve çok gülersiniz. Ve benim yanımdaki olan arkadaşlarım nasibini alıyor bundan yani.
Hani bugün buluşursak eğer, birkaç tane daha arkadaşım var. Bugün buluşursak eğer sonunda şey diyorlar hani, bugün bir şey yaşamadık. Bir dakika, ben bugün ne yaşayacağım? Çok merak ediyorum şu an. Hani korkas korku eve geri dönüyorlar. Hani kesin evde yaşayacağım artık yaşamadıysam da. Ben sana şeyi anlatacaktım. Şu anda anlattığımdan Betül'ün de haberi yok. Bilerek sakladım yine, evet. Sürprizli ben. üniversite sınavına ben mezuna kaldım bu arada. Evet, onlardan biraz bahsedeyim. 99'luyum şahsen. Ekim 27'de doğdum. Üniversite sınavında için mezuna kaldım. Bir sene de geç yazıldım vesaire konuları. Sonra bu sene ben sınava girdim. Şey oldu. Sınava girdim. İçeri işte kapının girişinde bir adam var işte. Bakıyorlar içeri işte. Aynen böyle işte çok güzel bir şekilde sosyal mesafeli bir şekilde ona da çok kamu güzel spotu. Korumuşlar sosyal mesafeyi. Çok iyiydi. Kamu spotumuzu da yapalım burada. Neyse sıradaydık işte. Ben tam içeri gireceğim. İçeride böyle kimliğinize bakıp da bilirsiniz zaten. Böyle sen misin diye kontrol eden insanlar var. Polisler. Kadın bir kimliğe baktı, bir bana baktı. Dedi bu ehliyet. Bilmiyordum. Yine bir sürpriz yaptım. Ehliyet geçerli değil. Pasaport ya da kimlik olması gerekiyor. Ehliyet geçerli değilmiş. Ama şöyle bir şey. Ben zaten bilerek almadım onu yanlışlıkla. O kadar çok benziyor ki. Bence buradan yetkililere sesleniyorum. Değiştirin onu. Lütfen. Evet. Ehliyetle kimliği, nüfus cüzdanını birazcık değiştirmeniz. En azından renk olsun vesaire. Değiştirmeniz gerekiyor. Buradan yetkilileri sesleniyorum. Ondan sonra kaldım şöyle bir. Çünkü o sırada ailem de kontrol ediyor. Hani evraklarını aldım mı gibisinden. Hepimiz bu kontrol ettik. Arabayla gitmiştik zaten. Sonra ben ne yapacağım falan böyle çok... kendinizi bir benim yerime koyun. Ne kadar panik oldunuz. Aha kaç dedik bütün vardı? Yılın gitti. 10. Yani son o girişi 10 dakika. 10-12 dakika. Tamam şu an çok heyecanlıyım ben. Saat 10 olmasına yani 10'da kapılar kapına ve 12 dakika falan vardı. Sonra şey oldu. hemen çok yardımcı oluyorlar gerçekten. Soruyorlar işte ailen var mı? Ondan sonra neyle geldiniz? Evin yakın mı? Hani böyle neredeyse kendileri bırakacaklardı. Yani o derece iyi yardımcı oldular. Hemen içeri aldılar beni. Orada işte içerideki görevlilerin telefonlarıyla, iyi ki annemin telefon numarasını ezbere biliyorum. O da var bir de işin içinde. Hiç vakit kaybetmeden direkt. Hemen aradım işte. Onlar da tam şöyle söyleyeyim. Eve gelmelerine daha 3 dakika falan var. Yani çok yakınlar ama 3-4 dakika var. Eve gelmeden beklemeyecekler. Beklemediler beni. İyi ki de beklememişler orada. Evet. Hemen geri dönmüşler ama geri döndükleri halde 3-4 dakika var eve gelmesine. Buraya gelecekler, kimliği alacaklar ve geri gelecekler. Benim şansım şurada oldu. Girdiğim sınav yeri, okul bana yakındı. İlk Çavuş'ta değildi. Çavuş'ta zaten bitmiştim. Of, yani şöyle güzel. Söyleyeyim, girdiğim okulla aramda 10 dakika. Merkezde bir yerdeydi okul. Ama şöyle söyleyeyim, yürüyerek tabii bir 20 dakika tabii ama şeyle, arabayla 10 dakika vardı. Şöyle söyleyeyim, gidiş dönüş 10 dakikada yaptılar bu işi de. Bir de benim içime şey dolmuştu böyle, genelde bütün ya diğer yıllarda olmadı abim gelsin. Benim bir abim var da, o gelsin diye böyle içime nasıl dolmuş ama. Hani o da genç böyle hızlı sürdü tabii. O olmasa zaten yetiştiremezlerdi. Kesinlikle yetiştiremezdi kimse olmasa. Sonra ben kapının önüne çıktım. Kapının önünde bekliyorum. Bir tane veli. Veliden yardım istedim. Onu aradım işte. Ondan annemi aradım. Öyle söyleyeyim. Sonra işte neredesiniz? İşte şöyle misiniz? Böyle misiniz? Onlar o sırada içeri girmişler hızlıca. Kimliği almışlar. Kimliğin yerini de söylemiştim yani aradığım zaman. Hemen kimliği almışlar. Hatta böyle cüzdan içinde joy koparmışlar yani o stres, heyecanla, adrenalin patlamasıyla. Hemen geri dönmüşler işte. Ne zaman o veliden aradığım zaman annem işte okulun köşesindeyiz, kenarındayız, okulu gördük dedi, benim içim rahatladı. Bu hangi gün oldu? TYT mi, AYT mi? TYT. Birinci gün oldu. TYT'de giremezsen zaten. Evet. Hani AYT'de, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında öyle değil mi ya? Geçen senedeki puanımı kullanırdım. Değil mi? Gerçekten öyle bir şey. Aynı anda düşündük ya. Daha kesin. Neyse. O zaman içim rahatladı benim. Hemen geldiler kapının önüne.
Ve şöyle söyleyeyim, benim elimdeki ehliyeti geldiler. Kaç? 57 geç oldu geldiler. Onda saat 10'da kapı kapanacak. 3 dakika. Evet. Çok heyecanlı. Ve geldiler, hemen böyle durdular arabayla çok hızlı. Ondan sonra işte veriyorsa da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim işte verdiğiniz bir bahanelerle konuşuyorum yani. Neyse, hemen ehliyeti verip kimliği geri almamla geriye doğru koşmam bir oluyor, ama şöyle söyleyeyim, arkamda koca bir ordu var. Belli ordusu. Başarılar! Yani bir film düşünün. Kemal Sunal filmleri gibi düşünün ve arkada koskocaman bir ordu var. El sağlıyor sana. Hepsi de başarılar diyor. Yani herkesin bir duasını aldım ben o zaman. Çok iyi. Hani şöyle bir neredeyse alkış yapacaklardı yani. Ondan sonra ben içeri ama koşuyorum yani, yürüyerek yetişemem. Bence de. Koşuyorum geri ve şöyle söyleyeyim, kapıya geldim 58-59 geçiyordu. İçeri alındım. Çok iyi. Yine bir macera gördünüz. Ama çok riskliymiş. Ama bir şey söyleyeyim, kesinlikle şey yapmayın yani. Ben hep televizyonlarda görüyordum. Görüyordum herkes... değil mi? Bunlar kim bilir nasıl i̇şte, böyle bir etki alıyor bu. O sürünen kız ben olabilirdim. Hani sürünerek kapıya girdi. Tabii. Hiçbir şekilde hiç kimseye bakıp da bir şey demeyin. Çünkü gerçekten başınıza geliyormuş. Ve ilk defa böyle bir şey oldu tabii haliyle. Ve ya çok stresli. Bir tane kızın ismini sordular bize, işte kimlik ellerinde. Kız da böyle benim gibi bir şey yaşamış ama o ailesiyle irtibata geçmemiş. Ailesi gelmiş, kapının önünde bekliyormuş o. Ailesi gelmiş, içeri kimliğini bırakmış. Kız da kapının önünde bekliyormuş ve içeri alınmamış. Yani böyle aynen kötü bir şey oldu. Aslında birazcık da zekamı kullanmışım gibi bir şey olmuş yani. Çok zekiyim ki ehliyetle kimliği karıştırdım, bir de o da var tabii. Bunu hiç kimse yapamaz yani o derece. Ama gibi şeyler. Sonuç olarak atlatmışsın ve sınava girdin. Sınav hakkında da biraz yorum alalım. Çünkü beni zaten takip edenlerin çoğu sınava girenler. Sonuçlarını bekleyen insanlar. Şimdi şöyle bir şey. Kandırıldık. Diye direkt başlıyorum ben olaya. Giriyorum yani direkt. Şimdi ben başlarsam konuşursam. Dışına çıkıyorum. Ben dışına çıkıyorum. Orayı kes sen. Kesmeyeceğim. Aynısını sana yaparım. Tamam. Neyse, bu kadar doğallık olmasın bence. Ya tabii ki de en doğalımı gördüler pijamayla. Sınav hakkında düşüncem şu. Hani yarım saat verdiklerini söylüyorlar diye yarım saat vermediler aslında. Üstüne çaldılar yani. Hani şöyle söyleyeyim, o Türkçe sorularından dolayı yarım saat vermediler ve zaten ben de böyle bir şey bekliyordum. Şuradan bekliyordum. Türkçe açısından. Ya da sınavda yarım saat vereceklerine pek inanmadım aslında. Yani verdiler tamam ama Türkçe sorularıyla aldılar. Benim de birlikte sınava girenler de anlar. Hayır hani, kesinlikle. Herkes diyor ki Türkçe soruları hani çok aşırı zordu. Ve hani herkes aynı fikirde. Verdikleri 30 dakika hiçbir şey yaramadı. Keşke vermeselerdi kafasında herkes. 45 tane felsefe sordular. Elif de felsefeyi çok sever. Yani ona rağmen yapamadım. Yani gerçekten ben hiçbir zaman felsefe sorularını genelde şey yaparım. Bir iki yanlışı kurtarırım veya full yaparım. Çok ilgim, merakım var ve ben Türkçe sorularında gerçekten felsefe yakındı bu arada. Evet. Okuduğumda sonunu ilk defa unuttum. Yani. Felsefecilerden sorsalar aslında bir bilgi de kazanmış olurduk o anlamda. Hiçbir bilgi de yoktu. Mabel Matiz'in şeyini mesela albümünde geçen o cümleyi öğrendik bir tek bilgi olarak hani. Şey diyorlar ya zaten, sesli mesaj koysalar daha... Ne? Daha? Şey diyorlar sorulara, sesli mesaj yani o soruya. Mabel Matiz sorusuna sesli mesaj sorsalar daha az dikkatimiz dağılırdı. Evet. Sesli soru sorsalar diye böyle bir esprileri de vardı. Zaten kimse kimseye hani durup dururken karşılıksız bir şey yapmaz. Hani ben yarım saat vereceklerine gerçekten inanmıyordum. Ben hayal bekliyorum. Kırıklığı her zaman. Tabii yani kimse kimseye böyle bir şey yapmaz çünkü. Bu hayatta kimse kimseye hayır alsana yarım saat vereyim ya. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Haklısın. İnsanlar kesinlikle çıkarcı. Böyle işte sınav maratonu da bitti. TRT, AYT. Evet, ben matematik, şöyle bir şey söyleyeyim. Bende çok tam tersi bir şey var. AYT matematiği çok severim, yaparım böyle. Ama TRT matematikten nefret ediyorum. Hani çok. Biz ikimiz bu konuda aynıyız çünkü hani tam tersi. İnsanlar TRT... Ben çıkıyor muyum? Çıkıyorsun. İnsanlar tam tersi. TYT matematiği işte kolay bulur, yapar. Evet. AYT matematiği yapamaz falan. Benim tam tersi. Hani senin de öyleydi, büyük öyleydi diye hatırlıyorum. Ve hani bu iğrenç. Çünkü biz ilkokuldan beri böyle eğitilmedik.
Evet, biz gayet bu sondan iyi bir eğitim aldık dedik aslında. Gerçekten iyi eğitim. Okullarda okuduk ve iyi evet bir eğitim aldık. Tamam, özel okulda okumadık bizim ama okuduğumuz, yani bizi okutan öğretmenler gerçekten kaliteli hocalardı. Ay, evet evet, yani evet, gerçekten öylelerdi. Çünkü Balıkesir'in eğitim sistemi çok iyi. Yani ben evet şeye, ortaokulda sınava girdiğimde, şöyle söyleyeyim, ben eski okulundayken, ilkokulda sınavın varlığından haberim yoktu benim. 7. sınıftayım, işte 8'e geçeceğim işte o yıl ve bu söyleyeyim adını, Çiğdem Batu Bey'e geçmeden sınavın varlığından bile haberim yoktu. Hani Çiğdem Batu Bey'e geldim, herkes bana işte sınavla ilgili bahsediyor ve ben evet, dönüp evet şöyle dedim, ne sınavı hani. Bizim okulumuz çok giriş, sıkı tutardı gerçekten. Evet, liseye giriş için sınava girmek lazımmış. Ve ben o zaman aydınlandım, bilmiyordum bunu. Ama küçükken bilmiyorsun, araştırmıyorsun. Ben de mesela sınav kafasına mesela 8. sınıfta girebildim. Yani hani sınav var, sınav için çalışmam gerekiyor algısı. Ben o kafasına hiç giremedim. Ben o kafaya hiç giremedim. Ben hala daha o kafaya giremiyorum falan. Sınav var, hadi hadi çalışayım. Ama yapacak da başka hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten başka. Hani şu an bana bir seçenek verseler. Yok ama. Hiçbir yok, şey yok. Gençler çalışın. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Diğeri de böyle destek vereyim. Tam destek, tam hı güç. Gerçekten çalışmadan olmuyor. Yani bir şeyler istiyorsanız, bir yere gelmek istiyorsanız çabalamak zorunda kalıyorsunuz. Ve aslında bu çabaladığınız süreç de bence keyifli bir süreç. Her şey için savaşmak zorundasın. Doğru. Çalışırsın, paranı almak için savaşmak zorundasın. Kadınsın, sokakta yürümek için savaşmak zorundasın. Her şey için, her adımını attığında, kadın erkek aslında o da fark etmiyor. Doğru. Her adımını attığında savaşmak zorundasın. Ama şuna eklemek istiyorum. Kadın olarak ekstra savaşmak zorundasın. Çünkü aslında dün gördüm. Lanet olsun. Bir dakika, buna bu videoda yer vermemiz gerekiyor bence. Kesinlikle yer vermemiz gerekiyor. Yani vermezsek ayıp olur. Pınar Gültekin adlı bir kadın. 27 eski yaşında üniversite okuyan gençlik kadın. Ve son senesi mezun olacak ya. Hayatına daha yeni başlayacak. Hayalleri var vesaire. Evet. Eski sevgilisi tarafından vahşi bir şekilde katlediliyor. Ve tüm insanlar, daha doğrusu tüm Türkiye, yani, Türkiye diyebiliriz evet, bir şekilde destek olmaya çalıştılar. Bilmiyorum ne kadar yerini bulur bu destek. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bugün bu konuşulan konu, emin olun yarın gündem değişince unutulacak. Evet. Bitti, bu kadar. Ben basit. Çok... Evet. İnsan hayatı bu kadar basit. Evet. Her şey o kadar kolay unutuluruz ki. Yani mesela Özge Can Aslan da vardı. O da unutuldu, anladın mı? Tabii, hepsi tabii unutuldu. Her şey çok kolay bir şekilde unutuluyor. Sen tanıtacaksın odanı. Nereye çıkıyorsun? Ben nereye çıkıyorum? Ben tanıtacağım. Evet. Elif'in odasını da gezmek istedik. Gelmişken. Önce şuradan başlayalım. Burada Elif'in bir tablosu var. Geç canım böyle önüne. Şöyle bir yapayım. Aynen. Şunu bay, şunu kapağa koysana. O kadar. Kapağa bunu koymam. Bu resmi sen mi yaptın? Evet. 2015 yılında. Evet. Çok güzel olmuş. Böyle seviyoruz aslında biz resim yapmayı. Şurası... Tam şurası ben çok güzel şekilde boyadım. Ne olmuş? Bunu boya mı değil? Tam şurasına ne oldu biliyor musun? Öğretmen elinden fırçayı düşürdü. Hmm. Burada sınav döneminden kalmam. Çok güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Periyodik tablo. Bilim ve teknikten. Ha. Hala alıyorum ben. Çok seviyorum. Harika. Dolap işte. Burada gömle. Biz. Her şey içinde gömülü. Böyle bir dolap her eve lazım zaten. Değil mi değil mi? Bir şey oluyor atıyorsun. Az önce attık zaten. Evet biraz önce. Ya, o da böyle değildi aslında, sizi kandırıyoruz falan. Bunu okuldan çaldım. Aldım, ödünç. Çöpe atacaklardı biliyor musun? En azından değerlendiriyorum. Yani çöpe atacaklarsa alabiliriz tabii. Tabii ki de. Ortadaki? Ortadakini arkadaşımı birlikte yapmıştık. Hı hı. Kız arkadaşımla. Soldaki? Bunu da okul zamanında yaptım. Sen mi yaptın? O çok hoşuma gitti. Bu herkesin hoşuna gidiyor. Bunu bayıldım. Herkes çok beğeniyor. Bana satsana. Çok seviyorlar. Kaç paraya satarsın? Şu arkadaki şeyi zaten satmak istemişlerdi. Ha. Almak istemişlerdi. Hadi ya. Geldiler işte Elif işte tablomu almak istiyorlar gibisinden bir muhabbet oldu. Bu da benim ilk yaptığım tablo olduğu için de. Satamadın tabii. Satamadım çünkü evet, ben tam bir istifçiyim. Her şeye biriktirdim yani, öyle bir huyum var. Kesinlikle okuma kitabı. Güzel göstereyim tabloyu bir daha. Almak isteyenler Instagram'dan ulaşabilir. Ben bir şey gerçekten istifçiyim. Tamam satma. Ben size yaparım. Bana söyleyin. Tamam. Biz Betül'e yaparız. Betül çok güzel tablo yapar. Ben Betül'ün yani boyama biçimlerini falan çok seviyorum senin gerçekten. Şükür hani, ederim. Böyle nasıl desem böyle. İçimden geliyor. Çok nazik, öyle bir nazik dokuyor ki böyle.
Küçük küçük yani. Çok güzel. Böyle tüm böyle ruhunu koyuyormuşsun gibi. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Boyum şey, kitap hastasıyım tamamıyla. Evet. Yani okur. Şöyle söyleyeyim. Gidip ödünç kitap almayı sevmiyorum. Sen şu kitabı bana önermiştin. Çok güzel bir kitap. Okuyacağım. Gerçekten çok güzel. Hani başka söyleyecek söz bulamıyorum. Şey var, böyle buyurdu Sezer'dir. Şimdi buradan bir tane kitap seçsen, hani şunu kesin okumalısınız desen. Evet, görüyorsunuz. Bunu kesin okumalısınız çünkü ben kesin çok eminim ki bugünün ve geleceğin kitabı bu. George Orwell, hani, umarım... 1984. Oh da olduk yani. Çünkü ben yaptığım her işte normallik aramıyorum. Direkt konuya gireyim. Çok normal dağıtmam. Yani bunun tepeme düşmemesi bir mucize. Bu da çok güzel kesinlikle. Nietzsche'nin bütün kitaplarını seviyorum ya. Şey tamam. Var, şu kitap. Şu kitabın peşinden ben çok koşmuştum. Genom. Bu genlerle, genetikle alakalı bir kitap. Şunu anlatıyor. O zamanın parasıyla 40 lira almıştım. Şimdi 80 lira falan baktım geçenlerde. Çok, yani şöyle söyleyeyim. Üniversite öğrencilerine okutulan bir kitap gibi bir şeymiş aslında. Anladım. Bizim kendi karakterimiz genetiğimiz mi belirler? Yani genimiz yüzünden mi karakterimiz oluşur? Hı-hı. Yoksa dış etkenler yüzünden mi? Diye tartışılan bir kitap. Sence? Yani bizim karakterimizi genetiğimiz mi belirler? Dış etken. Şimdi şöyle söyleyeyim. Senin dış görünüşün genetiğiniz sadece %1'i. Doğru. Yani geri kalan %99'unda ayrı bir dünya var. Haklısın. Ve bence bu en az bir 50 yıl çözülemeyecek bir gizem. Wow. Bence bu böyle. Biraz bu tarafa geçelim. Geçelim. Burası çalışma odası gibi bir şeydi işte. Ben Elif burasını çok güzel yapmıştı. Şuradan çekeyim ben. Değil mi? Çok tatlı oldu ben burası. Ben uzun zamandır gelmiyordum Elif'in odasına. Bütün sınav dönemi boyunca böyle miydi burası? Evet. Çok güzel olmuş. Yani böyle bir üçgen çalışma bir çalışma sahne. Alanı çok hoş olmuş. Şöyle dönerdim mesela. Çok güzel. İzlemek istediklerimi buradan izlerdim direkt. Sonra tekrar dönerdim. Şurada çalışırdım. Dur, YKS kitaplarına bakalım mı? Bakmayalım. Onları yakalım mı? Yakalım. Onları yakalım mı? Tavsiye ettiklerin aslında varsa insanlara. Onları tavsiye ettiklerimi söyleyebilirim. Dil bilgisi. Neymiş bu? Bilgi Sarmal yayınlarının. Bilgi Sarmal yayınlarının sadece dil bilgisi ve ben bir şey söyleyeyim, hiç dil bilgisine çalışmadım bu yıl. İyi ki de çalışmamışsın. Sormadılar zaten. Çok sormadılar zaten ve ben çok şanslıyım bu konuda. Gerçekten yani şöyle bir şey. Bilerek çalışmadım. Çünkü ben tahmin ettim. Ben çok gerçekten tahminci bir insanım. Şu. Yani ne? Problem sordular ve bunu bu da mı bilgisayar mı? Alın. Hmm. Evet, bomboştur zaten. TYT çünkü. Evet arkadaşlar, 100 bin hediye veriyorum. 100 bin izleme mi oluyor? Daha mı fazla olsun? 100 bin, 100 bin izlenmem bence. O çok fazla. Kaç bin abone istiyorsun? Hadi 3 bin aboneye az kaldım zaten. 3 bin aboneye bedava. Problemler. Size hediye edeceğiz. 100 bin izlenme, 3 bin abone. Hadi. Dur. Bilgi Sarmal. Bilgi Sarmal. 3-4-5. Karakök. Tabii. 3-4-5 bir şey söyleyeyim. 3-4-5'in TYT'sini herkese söylediği gibi kesinlikle bitirin. TYT. AYT'si de çok iyi 3-4-5'in. Ben çözmüştüm. 3-4-5'in AYT'si bende bitti. Karakök, AYT, matematik bitti. Bunu asla bu düz de. Ne? Onu fark ettim ben. Ay, arkadan göründü. Sılsın diye. Hadi kapatalım artık videoyu. Gel. Ay beni de kimse aramaz biliyor musun? Böyle denk gelir. İşin olduğunda ararlar ya gibi bir şey. Dur gel hadi hadi kapatalım. Çok heyecanlı. İyi ki utangaç bir insan değilim. Evet, Elif girişken bir insandır. Elif hakkında yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Kötü yorum yazıyorlarmış. Kötü yorum yazmayın canım arkadaşım. Şey. Ay nasıl üzülürüm. Şimdi üzmeyin senin arkadaşım. Kadar güzel fotojenik olmayabilirim. Hayır. Tabii çok tatlı. Ama ben gerçekleri söylüyorum. Ay gerçekler değil. Yalan. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım yani böyle eğlenceli. Yani biraz eğlenip biraz bilgi verebilirsek. Biraz kamu spotlu falan. Değil mi? Evet. Tabii ki de hani. Biraz muhabbet ettik. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım sıkılmamışsınızdır. Aynen. Yani çünkü tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir gün de dışarı çıkalım da neler yaşadığımızı bir gösterelim falan. Ben hazır değilim ona da. Tabii siz de benim... Bir gün ne oldu biliyor musun? Bak bu çok önemli. Bunu koy tamam mı? Bir gün canlı yayın açtım. Hayatımda ilk defa. Benim komşum var. Komşumla aşağı indik. Karantinadayız. Oturduk canlı yayın açtık. Neyse işte ben işte sevmem öyle şeyleri falan. O da daha dedi kaç izlenme merak ettim falan. Bu Elon Musk şeyler gönderiyordu ya o zaman. Evet. Tam o zamanlar.
Ve bunu da çok az kişi görebiliyor. Hani böyle bir şans resmen görmek. Ve size gerçekten şunu söyleyeyim. Biz oturduk işte canlı yayına kimler görüşüyor, saçma sapan şeyler bekliyoruz falan. Sonra arkadaşım döndü, aa dedi, onlar ne dedi. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Hani böyle sıra sıra yıldız şeklinde. Tabii uydular Elon Musk'ın. Neyse bir baktım. Arkadaşım bilmiyormuş. Ben böyle aman Allah'ım nasıl olur bu? Nasıl bilmiyorum? Hani ben böyle sen bilmiyorsun bunun değerini falan böyle yapıyorum resmen. Ve şöyle söyleyeyim, benimle birlikte canlı yayında olanlar onu izledi. Çok iyi ya. O gün ben yok şey sen yoktun gelmedim. Evet. O gün öyle bir şans oldu ve sonrasında da yine oturuyoruz falan böyle. Karşıda bir tane köpek var. Köpek bize bakıyor, biz köpeğe bakıyoruz. Ama aynı canlı yayın devam ediyor yalnız. Ben şöyle gösteriyorum. Aman Allah'ım hiç kimsenin görmediğini biz görürüz falan böyle. Çok heyecanlıyız. O heyecan geçti, oturuyoruz işte. Köpek bize bakıyor, ben köpeğe bakıyorum. Sonra köpek bir anda bize doğru koşmaya başladı. Unutamıyorum. Ve yine hala canlı yayında devam ediyoruz. Ve biz canlı yayında birlikte koşuyoruz. Yani canlı yayında olanlar ona da şahit oldu. Yani bir şey yapayım derken Birçok şey araya giriyor. Ha. Bir şeyler oluyor yani. Bu yüzden dışarı çıktığımızda ne yaşarız hiç bilmiyorum. O yüzden çıkmıyoruz. Vazgeçtim ben şu an. Benimle arkadaşlığını kesiyormuş bu zaten sana. Tabii 9 sene yeter artık. Çok değil bile ya. Yani. Çok hadi bıktım gel, falan. Kapat elini şöyle yap. Şöyle kapat. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam hadi kapat. Sen deseydin ya bunu. Dedim ya. Orayı kesersin. Görüşürüz dedim. Aa. Kapat.